Onlar kafirlerin ta kendileridir. Elbette bir Müslüman büyüğünden de küçüğünden de uzak kalmalı. Allah'ın hükmünü reddettiğinden bu kimse kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de keb kebair ifadesi geçer. Kebair büyük günahlar anlamındadır. Ve bunun müfredi kebire kelimesidir. Acaba büyük günah işlemek insanı dinden çıkarır mı? Bu tarih boyu tartışılan bir konu olmuştur. Ve bunun da temelinde Hz. Ali zamanında Müslümanların yaşamış olduğu dahili sıkıntılar ve bir savaş hali ve Müslüman Müslümanı öldürüyor. Bu şekilde bir öldürme elbette en büyük günahlardan birisi. Bu acaba insanı kafir yapar mı? O günlerde bunlar hayli tartışılmış ve o günün şartlarında hariciler büyük günah işlemeyi küfür olarak değerlendirmişler. Demişler ki bir kimse büyük günah işlediğinde artık dinlen çıkar. O kimseye mümin denilemez. Ve buna delil olarak da kullandıkları ayetlerden bir tanesi şu olmuş. Ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulaike humul kafirun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Burada ince bir nokta şu. İnsanın Allah'ın indirdiğini tasdik etmemesi elbette küfürdür. Ama Allah'ın indirdiğini uygulayamadığında veya uygulamadığında buna doğrudan küfür demek çok ağır bir hüküm olabilir. Ne gibi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de faiz yasaklanmıştır ve faiz haramdır, büyük bir günahtır. Bir kimse faiz aldığında küfre düşmüş olmaz, büyük bir günaha girmiş olur. Ama faiz helaldir böyle bir haram yoktur diyecek olursa Allah'ın hükmünü reddettiğinden bu kimse kafir olur. Benzeri bir şekilde bütün hükümler böyledir. Mesela içki haramdır. Bir insan içki içmedi halde dese ki ben içkiyi haram olarak kabul etmiyorum. Böyle bir haram olamaz dese Allah'ın hükmüne karşı geldiğinden bu kimse kafirdir. Ama içki içen bir insan günahkardır. Bir Müslüman içki içebilir mi? Evet içmemesi gerekir ama içki içen Müslümanlar da bulunmaktadır. Peygamberimiz zamanında da bulunmuş. Bir tanesi zaman zaman had cezasına da maruz kalmış. Yine bir defasında böyle bir had cezası uygulanacak. Hazreti Ömer o kimseye kötü sözler söylüyor. Peygamberimiz müdahale ediyor. Ya Ömer diyor, ona öyle deme, ona Allah'tan mağfiret dile, ona dua et. Ben diyor şehadet ederim ki o Allah ve Resulünü seviyor. Her insanda nefis var ve nefis günahlara meyilli. Elbette büyük günahın müdafası yapılmaz. Elbette bir Müslüman büyüğünden de küçüğünden de bütün günahlardan uzak kalmalı. Ama realitede bu böyle değil. Realitede insanların az veya çok, büyük veya küçük günahları var. Ve bir insan günaha girdiğinde ızdırapta duyar. Günahtan keyif alır hale gelmişse o dinlen de çıkar o işin ayrı bir yönü. Ama nefse mağlup olmuş bir günaha girmiş. Bu doğrudan onu kafir yapacak bir durum değildir. Ve o kimse tövbe edecek, istiğfar edecek. Nasıl ki kirli çamaşırlar yıkandığında temiz hale geliyor. Tövbe ve istiğfar adeta bir deterjandır. İnsan tövbe, istiğfar deterjanıyla o günahlardan temizlenmiş olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ette ibu mine zembi keman la zembe lehu. Günahına tevbe eden kimse, günahı olmayan kimse gibidir. Hz. Adem yasak ağaçtan yedi ama neticede tevbe etti. Cenneti tekrar kazandı. Burada Müslümanlara düşen görev elbette günahlardan olabildiğince uzak kalmaya çalışmak. Ama faraza bir günaha da girmişse bunu küfür olarak görmemek, tövbe istiğfar ile temizlenmektir.